Velioğlu Kuyumculuk Kavram Atölyesi'ni sunar. Kıymetli izleyenler, Kavram Atölyesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ramazan-ı Şerif'i idrak ettiğimiz bu ay içerisinde nazar kelimesiyle başladık Kavram Atölyesi programına. Bu hafta da Kur'an-ı Kerim'in tarifiyle inşallah devam edeceğiz. Malumunuz Ramazan ayı, Kur'an ayı. Bu ay içerisinde Kur'an'ı hem okuyarak hem de manasıyla idrakinde inşallah geçirme çabasında herkes, hepimiz, bütün müminler. Peki Kur'an-ı Kerim nasıl bir kitap, nasıl bir dua kitabı, nasıl bir ibadet kitabı? Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin ifadelerinden inşallah Kur'an'ın tanımını bu programımız itibariyle öğrenmiş olacağız. Bu noktadaki dünyamızı genişletmiş olacağız. Buyurun. Evet, Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, fazlı ve kerimi hepimizin üzerine olsun. Şimdi çeşitli tefsirlerde Kur'an-ı Kerim'in tarifini bulmak mümkün. Şimdi tefsirlerin takdimleri var. Başta giriş, ön söz bölümleri. Oraya okuduğunuz zaman Kur'an-ı Kerim'in genellikle tariflerini bulursunuz. Eğer bir tefsir, yani bir müfessir, o tefsir eden, eğer Kur'an-ı Kerim'in fıkhi yönünden tefsirini yapacaksa, şöyle der: Kur'an-ı Kerim insanların işte fiillerini tanzim eden, düzenleyen bir hukuk kitabıdır der. İşte eğer sosyoloji yönünden bir tefsir yapacaksa, insanın sosyal hayatına işte yön veren, işte efendim olması gereken keyfiyeti gösteren, efendime söyleyeyim, şeydir der, yani bir kitaptır der. Buna benzer yani. Böyle bakın, mesela işte Kurtubi'nin Ahkam-ı Kur'an'ına baktığınız zaman zaten adı üstünde Ahkam-ı Kur'an, Kur'an-ı Kerim'in ahkamını, hükümlerini şey yapıyor, fıkhi yönden ele alır. Tarif de ona göre götürür. Nasıl tarif etmişse ona göre tefsir yapar. Başındaki o tarifi. Bütün bu tefsirlerin hepsinde bulunan tariflerin hepsini topladığın zaman toplamından işte bir derece bir Kur'an-ı Kerim'in tarifi ortaya çıkar. Yoksa dört dörtlük hangisine bakarsanız bakın Kur'an-ı Kerim'in tarifini pek bulamazsınız. Eğer fen ilimleri açısından tefsir edecekse ona göre bir tarif getirir mesela. Yani kimisi sosyolojik bir tefsirdir, kimisi işte hukuki bir tefsirdir, kimisi tasavvufi bir tefsirdir. Tasavvuf ilmi açısından mesela meseleyi ele alıyor, ayetleri ona göre açıklıyor. Onların her bir tanesi hangi sahada bir tefsir yapacaksa ona göre bir tarif getirmişler. Ama bu tariflerin bir tanesi Kur'an-ı Kerim'in tamamını tarif etmiş olmuyor. Bunların hepsini topladığınız zaman Kur'an-ı Kerim'in bir tarifi çıkıyor. Şimdi Üstad Bediüzzaman da 25. sözün başında özellikle işaret-i icazın da başına koymuş bunu. Yani bir tefsir kitabı olduğu için. O da Kur'an-ı Kerim'e çok geniş kapsamlı bir tarif getirmiş. O da Risale-i Nur'un nasıl bir tefsir olduğunu o tariften anlıyoruz biz. Kur'an-ı Kerim hangi yönlerini anlattığını. Evet. Ama genellikle buradaki tarif o kadar cami, kapsamlı bir tarif ki neredeyse bütün tefsirlerdeki o tarifler toplanmış, burada özete alınmış. Madde madde mesela onlara isterseniz girelim, bir Kur'an-ı Kerim'in tarifine bir bakalım. Evet. O dağınık olan o tarifler toplanmış ki bu konuda şey vardı, Hindistan'da bir zat var. Bu tarif üzerine doktora tezi hazırlamış ki ben yani bu söylediğim bilgiler de onun söylediklerine dayanıyor. Bayağı geniş bir araştırma yapmış, bütün tefsirleri incelemiş. Buradaki tarifle onları kıyas ediyor falan. Bir doktora tezi yani. Biliyorsunuz doktora, master'dan daha ileri derinlemesine inceleyen daha akademik bir çalışma. Ki hakikaten buradaki tarif o dediğimiz gibi cami tabir edebileceğimiz. Tefsirlerden hepsinden böyle çıkan bir sanki özet ya da bir içindekiler gibi bir şey tariftir burada. Madde madde gidelim isterseniz. Evet. Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi'nin mukaddimesinde geçiyor değil mi bu tarif? 19. sözde beyan edildiği vesaire sözlerde ispat edildiği gibi Kur'an şu kitab-ı kebir-i kainatın bir tercüme-i ezeliyesi diyor. Evet. Yani kitab-ı kebir-i kainat dediği şu kainatın büyük kitabı. Kainat. Cenab-ı Hak adeta bir kitap gibi kainatı yazmış. Yani yerdeki mahlukatıyla, gökteki yıldızlarıyla bir kitap.
Aç oku. İçinden ne kitaplar çıkmış yani. Bu kitap da, fakat bunun yazılarını biz okuyamıyoruz. Yazıları biraz şekli, yani Çin yazısı gibi şekilli. Mana veremiyoruz. Şekillerden ibaret. İçinde tabii şekil de var. İçinde o şekillerin ifade ettiği manalar da var vesaire. Hı hı. Şimdi işte bunu tercüme ediyor Kur'an-ı Kerim. Kainat kitabını tercüme ediyor Kur'an-ı Kerim. Evet. Evet, bu bir. Tercüme ezelisi. Ve ayat-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercümanı ebedisi. Kainat bir takım şeylere delil. Hı hı. Mesela ay bir ayet min ayetillah. Allah'ın ayetlerinden birisi. Güneş öyle. Ay ve güneşin efendime söyleyeyim doğmasıyla yeryüzünde Allah'ın çeşitli sanat eserlerini görüyoruz. Onların her bir tanesi birer ayet. Ayet delil yani. Neye delil? İşte o delilleri bize açıklayan, o delillerle neyin ispat edildiğini bize açıklayan bir neymiş? Tercüman, ebedi tercüman. Çünkü biz o delilleri bilmiyoruz. Bir tercümana ihtiyacımız var. Kur'an-ı Kerim işte bu tercümanlık görevini bize yapıyor. Evet. Hepsinde ayrı ayrı dilleri var. Topyekun bir tercümanlığını tabii yani, yapmış oluyor öyle, değil mi? Evet. Ve şu Alem-i Gayb ve Şehadet kitabının müfessiri. Evet, yani Alem-i Gayb dediği, yani gayb alemi. Onun da müfessiri. Evet, hiç bilmediğimiz. Gayb denildiği zaman birkaç tane şey var. Bir geçmiş mesela bizim için gaybtir. Bilmediğimiz, görmediğimiz bir alem. Gayb o. Gayb sadece görmediğimiz değil, bilmediğimiz bir alem de gaybtir. Efendime söyleyeyim, gelecek bizim için bir gaybtir. Gayb yani. Görmediğimiz, bilmediğimiz bir alem. Ondan sonra ahiret bizim için gaybtir. Esma-i Hüsna bizim için gaybtir. Çünkü o Allah bildirmezse biz onları bilemeyiz. Sıfatları Cenab-ı Hakk'ın bir gaybtir. Zatı bir gaybtir. Dolayısıyla bütün bunlar gayb alemi diye bahsedilir. İşte bu gayb aleminin ve şehadet dediğimiz, gördüğümüz, bildiğimiz, yorumlayabildiğimiz alemin müfessiri, tefsir ediyor. Açıklamasını yapıyor. Yorumunu yapıyor yani. Evet. Ve zeminde ve gökte gizli esma ilahinin manevi hazinelerinin keşşafı. Zeminde ve gökte, yani yeryüzünde ve gökyüzünde esma ilahiyenin manevi hazineleri var. Manevi hazineleri nedir? Yani mesela işte Rezzak isminin hazineleri rızıklardır. Hakim isminin hazineleri hikmetlerdir. Evet. Kainatta bulunan bütün hikmetler. Yani eşyanın yerli yerine yerleştirilmesi, olması gereken keyfiyette olması gereken yerde olması gibi hikmetler var yani. Her şeyin bir gayeye matuf olarak yaratılması gibi. Şimdi işte bu Esma-i Hüsna'nın, yani Hakim ismi, Rezzak ismi gibi ya da Muhyi ismi gibi çeşitli isimlerin yerde gökte tecelli eden bütün isimlerin hazinelerinin keşşafı diyor. Keşfedeceğiz. Evet. Ya aslında olayların hakikatini bize gösteririz. Burada biz mesela insan, Esma-i hayvan Hüsna'yı, bir şey yaşıyor ama bunu niye yaşadı? İşte orada bir hikmeti var. Onu bir hakim tarafından onu yaşıyordu diye. Değil mi? Bize ona anahtarını vermiş oluyor. Anahtarını veriyor. Kur'an-ı mesela Kur'an-ı Kerim hakikaten öyle bir keşyaftır. Anlatıyor bir olayı. Hemen peşinden bir isme bağlıyor. Bir fezleke cümleyle. Ve huve semi'ul basir diyor. Ve ala kulli şeyin kadir diyor. Bir isme, bir sıfata bağlıyor meseleyi. İşte nedir? Bize bunu şey yapıyor, yani keşfettiriyor bize. Bir olayın arkasındaki Esma-i Hüsna'yı keşfettiriyor. Evet. Kur'an-ı Kerim bize bildirmezse belki de o isimleri biz keşfedemeyeceğiz yani. Belki derken keşfedemeyiz. Evet. Ve sütur-u hadisatın altında muzmer hakaikin miftahı. Yani tabii hadiseler, olaylar oluyor. O olayların arkasında gizli olan hakikatler var. Yani bu olay hangi hakikate dayanıyor? Biz bunları bilemiyoruz. Ha, onları ne yapıyor? O hadiselerin satırları arkasında gizli olan o hakikatleri bize ne yapıyor? Anahtarlarını veriyor. Yani biz bilemiyoruz. Şimdi bazen zalimler zulmediyor, mazlumlar işte feryadı figan ediyor. İşte ne bileyim, kimisi rahat ediyor, kimisi rahat edemiyor, kimisi sağlıklı, kimisi hasta, kimisi şu, kimisi bu, kainatın içerisindeki çeşitli mahlukatın yaşadıkları bir takım hayatlarına dair hakikatler var. Biz bunları bilemiyoruz. Ha, bunların anahtarlarını veriyor bak. Bir anahtar veriyor sana.
diyor bunu şu açıdan diyor bakabilirsin, şu kapıdan girip o alemi görebilirsin diye onların anahtarlarını veriyor. Kur'an-ı Kerim vermezse biz o kapılardan girip bakamıyoruz. Evet. Olayları olduğu gibi görüyoruz. Perdesinin arkasındaki bulunan hakikatleri keşfedemiyoruz. Anahtarlar, o kapıları açacak anahtarları Kur'an-ı Kerim bize veriyor. Evet. Ve alem-i şehadette alem-i gaybın lisanı. Evet. Şu şehadet, gördüğümüz, yaşadığımız, bildiğimiz, ülfet ettiğimiz alemin içerisinde gayb alemi dediğimiz, yani geçmişe dair, geleceğe dair, ahirete dair, Esma-i Hüsna'ya dair, sıfat-ı ilahiye dair ne yapıyor? Bunların alem, gayb olan alemin lisanı, dili. Ahirette mesela Kur'an dilini kullanacağız biz. Cennette. İşte o dilin, gayb aleminin dilini şimdi Kur'an-ı Kerim şeklinde ne yapıyoruz? Bizler o dili konuşuyoruz. Evet, o lisan. Hem başta numunelerini görmüş oluyoruz Kur'an sayesinde. Evet. Evet. Ve şu alem-i şehadet perdesi arkasında olan alem-i gayb cihetinden gelen iltifatat-ı ebediye-i rahmaniye ve hitabat-ı ezeliye-i sübhaniye'nin hazinesi. Evet. Şehadet alemi dediğimiz, işte şu yaşadığımız, gördüğümüz, bildiğimiz alemin içerisinde Cenab-ı Hakk'ın bir takım iltifatları var. Evet. Yani mesela insanı eşref-i mahlukat olarak yaratmış. İnsan eşref-i mahlukat olması için de, olabilmesi için de bütün imkanları ona şey yapmış, sunmuş, önüne koymuş. Efendime söyleyeyim. Ve insanı kendisine en önemli olan şey, insanı kendisine muhatap almış, ittihaz etmiş. Ve insanla konuşuyor. İşte ne yapıyor? İnsan, yani Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla insanla konuşmuş. İnsanı muhatap ediyor yani. Cenab-ı Hak. İşte bu nedir? Bir büyük bir hazinedir aslında. Kur'an-ı Kerim budur. İnsanı o hazineye kavuşturuyor Kur'an aslında. Yani evet. Değil mi? Demek direkt şimdi, Rabbi ile muhatap olduğu bir tabii, alana çıkmış. Yani Kur'an-ı Kerim yani okurken Allah ile konuşuyorsun sen. Allah seninle konuşuyor. Dolayısıyla bu çok önemli bir şereftir. İşte bu hazineyi sana ne yapıyor? Rahmet Kur'an-ı Kerim bahşediyor. Evet, rahmet hazinesi. Ve şu İslamiyet alemi manevisinin güneşi, temeli, hendesesi. Evet. Alemi manevisi diyor. Yani manevi alem, İslamiyet'in manevi aleminin güneşi, temeli, hendesesi. Hendesesi plan ve projesi yani. Ama nedir? İslam alemi. Yani manevi alem. Yani Müslümanlar, Müslümanların yaşadığı dünya, düşünceleri, bir takım şeyleri hepsinin güneşi Kur'an-ı Kerim'dir. Evet. Temeli Kur'an-ı Kerim'dir. Hı hı. Hendesesi, plan ve projesi Kur'an-ı Kerim'dir. Evet. Ve avalim uhreviyenin mukaddes haritası. Ha, ahiret alemlerin de hatta hakikaten mukaddes haritası. Yani mukaddes, kutsal diyeceğim ama Türkçe... Kutsi dememiz gerekiyor. Hı hı. Kutsal Türkçe bir kut kelimesinden türetildiği için onu diyemiyoruz. Evet. Burada mukaddes demek, kutsi demek. Yani hakikaten her türlü böyle bir takım noksanlıklardan, şaibelerden, tereddütlerden uzak, tertemiz bir harita. Evet. Nerenin haritası? Ahiret aleminin haritası. Kur'an-ı Kerim bu haritayı vermese, yani ey insanlar cennet var, cennet böyledir, cehennem var, cehennem böyledir, ey insanlar işte öldükten sonra siz kabirde bir müddet yatacaksınız. Sonra diriltileceksiniz. Sonra hesaba çekileceksiniz. Yani siz zannediyor musunuz ki insan böyle başıboş yaratılmıştır? Evet. Değil. Mutlaka bir hesabı görülecektir. Ondan sonra bak önünüzde sırat denilen bir yer var. İşte karşısında cennet var. Eğer geçemezseniz altta cehennem var gibi. Böyle ne yapıyor? Ahiretin haritasını sana çıkartıyor. Ve cennette işte şöyle bir ebedi saadet var. Böyle bir ruhiyeti, cemal mazhariyeti var gibi birçok böyle ahirete dair harita sana önüne koyuyor. İşte Kur'an-ı Kerim yapıyor bunu. Kur'an-ı Kerim bildirmezse biz ahireti nereden bileceğiz? Evet. Yani değil mi? Evet. Bilemeyiz. O gayb alemlerini o bize tarif ediyor. Tarif ediyor. Evet. Ve insaniyet-i kübra olan İslamiyet'in ma ve ziyası. Evet. Şimdi insaniyet-i kübra olan İslamiyet. İslamiyet aslında büyük insanlık demektir. Şimdi mesela bakın dünyada bir insan modeli çizerler. Çeşitli sistemler. Kapitalizm, sosyalizm vesaire bir insan modeli çizer. O çizdikleri insan modeline göre bir hayat tarzı belirlerler. Evet.
Dünya görüşleri öyle olur. İslamiyet ise en büyük insanlık demektir. Tüm insanlığı içine alan bir insan modeli çiziyor. Öyle bir insan modeli ki böyle olursa işte şöyle bir insan modeli çıkar. Böyle olursa işte Firavun gibi bir model ortaya çıkar gibi. Sana ne yapıyor? Modeller çiziyor. İşte İslamiyet en büyük insan modelidir yani. İdeal İslam modeli İslamiyet'tir. Evet. Onu çiziyor. Ve nevi beşerin hikmeti hakikiyesi. Evet. Hikmet dediği şey az önce hani bahsettik. Hani felsefeye hikmet diyorlar da asıl hikmet işte hikmet-i hakikiye dediği asıl hikmet hakiki gerçek hikmet Kur'an-ı Kerim'dir. Bütün eşyanın olması gereken keyfiyette, olması gereken tarzını, olması gereken maksatlarını ne yapıyor? En güzel tarif edicidir. Ondan daha düzgün bir şekilde, ondan daha dosdoğru bir şekilde tarif eden başka bir hikmet göremezsiniz. Evet, hikmetler var ama en hakikisi. En hakikisi, en doğrusu, en müstakimi Kur'an-ı Kerim hikmetidir. Evet. Ve insaniyeti saadete sevk eden hakiki mürşidi ve hadisi. Ha, mürşit, irşad eden. Yani onu eğitiyor yani. Bilmediğini bildiren. Eğitiyor. Ve hadi hidayet yani sevk ediyor. Şimdi nereye sevk ediyor? Ebedi saadete sevk ediyor. Ebedi saadet. Yani bu mesela hikmet, felsefe meselelere, felsefi düşüncelere, düşünce biçimi onlar. Nedir? Yani bir saadet tarifi var da orada fakat hepsi geçici saadet. Yani paran olursa mutlu olursun ama para ya senin elinden çıkıyor, mutluluğun kısa sürüyor ya da sen o parayı terk ediyorsun, ölümle çekip gidiyorsun. Bütün sevdiklerinden sadece para da değil, parayla elde edebileceğin her şeyi de bırakıp gidiyorsun. Mesela geçenlerde birisi öldü, dünyanın en zengin adamları. Ne diyor? Rockefeller diye bir adam mesela. 101 yaşında öldü. Şimdi bütün elde ettiği dünya kadar serveti var. Onların hepsini ne yaptı? Bıraktı. Çırılçıplak gitti bu dünya. Yani böyle gitti yani. Ne oldu? Hepsi şey oldu. Şimdi onun o dünyasında elde etmiş olduğu şey geçici bir saadet. Kabir kapısına kadar gidiyor. Çok gitse. Bazen oraya kadar da gidemiyor. Sağlığı elinden gidiyor. Bilmem şu oluyor, bu oluyor. O servet de bir işe yaramıyor. Dolayısıyla o insanoğlunun felsefenin gösterdiği sana şey kabir kapısına kadar en fazla gitse gidiyor. Daha ötesine geçemiyor o mutluluk, saadet. Ama Kur'an-ı Kerim öyle değil. Sana ebedi yani sonu gelmeyen bir mutluluğu tarif ediyor. O mutluluğu nasıl yakalarsın, nasıl elde edersin? Onun için seni eğitiyor, irşad ediyor. Sonra bir de oraya sevk ediyor, hidayet ediyor. Evet. Ve insana hem bir kitab-ı şeriat, şeriat kitabı. Yani insana şeriat kitabı. Yani senin insanoğlunun fiillerini düzenleyen, bir olması gereken tarzda düzenleyen, tanzim eden bir şeriat kitabı. Evet. Hem bir kitab-ı dua. Ha, dua kitabıdır. Dua ne demektir? Mesela işte diyor ayet-i kerimede hani Amine Resulü'de de okuyoruz ya hani Rabbena la tuahizna in nesina ev ahtana. Yani unutursak, hata işlersek Allah'ım bundan bize mesul tutma. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltu ala ladina min qabl. Bizden öncekileri yüklediğin kadar ağır yük yükleme. Değil mi? Bak dua ettiriyor bize. Ayet-i kerimemle. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqata lana bih. Yani kendisine güç yetiremeyeceğimiz kadar yük yükleme bize. Ondan sonra Rabbena fagfir lana zunubena ve kef... Ha ne diyor? Yok. La tuakizne inesine ve ta akhtana. Rabbena ve la tuhammille ma la taqat lina bi ve afu anna. Vagfir lana. Bizi affet. Vagfir lana. Bize merhamet et. Değil mi? Varhamna. Bize vagfir lana. Bize affet. Varhamna. Bize merhamet et. Ondan sonra diyor kafirlere karşı da bize nusret zanneyle. Başarı. Yardım eyle. Sen bizim en yüce Mevlamızsınız diyor değil mi? Şimdi başka bir ayet-i kerimede Ali İmran suresinde mesela Rabbena fagfir lana zunubena ve kefir anna seyyiatina ve tevaffana ma'al ebrar. Diyor Rabbena fagfir lana. Allah'ım bizi affet. Fagfir lana zunubena, günahlarımızı affet. Ve kefir anna seyyiatina, seyyiatımızı ört.
Yani bir kötülük işledik, onları ört, üzerine ört, kimse görmesin, gösterme kimseye. Ondan sonra biz de salihler zümresine ilhak eyle. Bak ne güzel dualar değil mi? Evet. Hep Kur'an-ı Kerim ayetleri bize bu duaları öğretiyor. Mesela işte Yunus Aleyhisselam la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin demiş. Yani bak o bir münacatta bulunmuş, o münacatı bize ders veriyor. Hem de bir peygamberin lisanıyla. Efendime söyleyeyim, Eyüp Aleyhisselam hasta olmuş, hastalığında ne demiş? Rabbi enni mesenye durma ente arhamur rahimin. Bir peygamberin diliyle bize duayı öğretiyor. Şimdi böyle git bir bakın, bir hakikaten dua kitabı dersin Kur'an-ı Kerim. Baştan sona kadar nasıl dua edeceğimizi de ey Rabbimiz, ey Rabbimiz, ey ilahımız diye bize dua ettiriyor, duayı öğretiyor. Evet. Bu noktada tam bir dua kitabı. Hem bir kitabı hikmet, aslında bunu az önce işledik. Az önce hikmet kitabı. Yani. Hem bir kitabı ubudiyet. Ha ubudiyet kulluk kitabı kulluk, yani. Evet. Namazı kıl diyor, orucu tut diyor, nasıl tutacağını anlatıyor. Ondan sonra işte ne hangi zaman dilimi arasında tutacağını tarif ediyor. Evet. Tartıda ölçüde hileye karıştırma diyor. Yani tabii bunların adaleti hepsi. Adaleti emrediyor. İşte şunu yap bunu yap diyor ve şunları 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 da yapma diyor mesela. Evet. Yap dediğini yapmak, yapma dediğini yapmamak birer kulluktur, ubudiyettir işte. Evet. Bunlar, bütün kainat da bak işte böyle diyor, ibadet ediyor bana. Ey insanlar siz de böyle ibadet ediniz diye ibadeti bize ne yapıyor? Tarif ediyor. Evet. Ve hem bir kitabı emir ve davet. İşte emrettiği şeyler var. Hı-hı. Davet ettiği şeyler var. Davet ne demektir? Dava kitabı yani. Hı-hı. Bir şeylere davet ediyor Kur'an-ı Kerim. Oraya çağırıyor. Mesela diyor ki ey insanoğlu işte Allah'ın rızasını kazanmaya çalışın. Onun yolunu rızasına giden yol da işte şudur diyor, tarif ediyor. Evet. Değil mi? Hı hı. Ey insanoğlu dalalete gitmeyin. Yani sizin hedefiniz burası, o yoldan sapmayın diyor. Dalalete sapmayın. Hı hı. Orası çıkmaz yoldur diyor ya da çıkmaz sokaktır. Girmeyin oraya. Evet. Bunları ne yapıyor? Tarif ediyor bize. Evet. Hem bir kitabı zikir. Evet, zikir kitabı. Hı hı. Az önceki i̇şte, söylediğimiz duaların zikrini. Duaların da var. Yani dualar da var. Ayrıca zikir de var. Mesela huve semiul basir. Hı hı. O ala külü şeyin kadir gibi mesela bir zikir. Hı hı. Allah'ı zikrediyorsun. Allahu halikü semavati vel ard diyorsun. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz geceleri bir kısmında mesela hani uyandığında dışarı çıkarmış. Yıldızları seyreder, tefekkür eder ve yıldızlar göklerle ilgili ayeti kerimeleri okur. Tekrar gider. Hı hı. İşte teheccüdse kılar namazını yatarmış. Şimdi işte nedir? Bir zikir kitabı yani. Hı hı. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ İşte bak zikir kitabı. Allah'ı anma. Evet. Evet. Hem bir kitabı fikir. Evet. Zikrin içerisinde tefekkürde saydık zaten. Hem bütün insanın bütün hacat-ı maneviyesine merci olacak çok kitapları tazammı neden tek cami bir kitab-ı mukaddestir. Evet. Bütün insanın ihtiyaçlarını karşılayacak. Hı-hı. Ne kadar ihtiyacı varsa. İhtiyaçlarını karşılayacak, manevi ihtiyaçlarını karşılayacak bir merci kitap. Yani müracaat edilen kendisine bir kitaptır. Evet. Ama öyle bir kitap ki birçok kitapları da içinde barındırır. Öyle bir kitap. Hem bütün evliya ve sıddıkîn ve urefa ve muhakkikinin muhtelif meşreplerine ve ayrı ayrı mesleklerine her birindeki meşrebin mezakına layık ve o meşrebi tenvir edecek ve her bir mesleğin mesakına muvafık ve onu tasvir edecek birer risale ibraz eden mukaddes bir kütüphane hükmünde bir kitab-ı semavidir. Bir kitab-ı semavi ama bir kütüphane gibi. Evet. Bütün burada saydığı mesela evliya var. Allah'ın dostları, veli kulları. Ondan sonra bir de sıddıkîn var. Sıddık yani özü sözü doğru sırf Allah için hareket eden kimseler. Urefa var, arifler. Arifler yani ilmi var fakat ilmi irfan derecesine çıkmış yani. Ondan sonra bir de muhakkikim var, tahkik ediyor. Yani Allah bir şeyi söylemiş, sonra geliyor bunu sağlamasını yapıyor. Geliyor işte ne yapıyor? Tahkik ediyor yani. Bütün bunların meşrepleri ayrı, meslekleri ayrı değil mi yani? Evet. Ondan sonra hem bir de zevkleri de ayrı, zevk duyduğu şeyler de ayrı. Hepsinin böyle o zevklerine hitap edecek, hepsinin efendime söyleyeyim o mesleklerine hitap edecek tarzda bir kütüphane. Tek bir mukaddes kitap ama bunların hepsini
aslında içine alan, onlara hitap eden bir kütüphane hükmünde. Evet. Benzeri asla bu noktada... Yani bir kütüphane, evet. Bu mesela birinci bölümüdür. Evet. Bilmiyorum kaç dakikamız kaldı. Herhalde evet, birkaç dakika birkaç daha var. İkinci tetimeyi de okuyalım evet. İsterseniz. Tarifin Kur'an bütün alemlerin Rabbi itibariyle Allah'ın kelamıdır. Bütün alemlerin Rabbi itibariyle Allah'ın kelamıdır. Şimdi bir de şu var. Kur'an Arş-ı Azam'dan, İsmi Azam'dan, her ismin Mertebe-i Azam'ından geldiği için. Evet. Şimdi bu da var. Şimdi Kur'an Arş-ı Azam'dan geliyor. Kainatın yönetim merkezinden geliyor yani. Hani değil mi? Mesela hı hı. Türkiye'nin yönetim merkezinden gelen bir bildiri nedir? Önemlidir yani. Evet. Herkesi bağlar. Evet. Şimdi böyle bir yerden geliyor. Çok da umumi. Kainatın yönetim merkezi ne demek? Arş-ı Azam demek. Hı hı. Arş-ı Azam'dan geliyor. Ve İsmi Azam'dan geliyor. Yani hı hı. Diğer isimlerin manalarını kendine toplayan en büyük isimden geliyor. Ki lafzayı celal tabir ederler buna birçok yerde. Hı hı. Allah lafzı oradan geliyor. Ondan sonra ya da her ismin mertebe-i azamından geldiği için. Hı hı. Mertebe-i azam ne? Halık ismi mesela insanı yaratıyor. İnsana değen bir ucu var. Fakat sadece Allah insanı mı yaratıyor? Bütün yaratılmış o kainatta yani ekvanda bulunan bütün mahlukatta yaratmış. Hı hı. Bütün mahlukatın yaratıcısı ünvanı. Hı hı. Bütün mahlukatın rızık vericisi ünvanı. Hı hı. Bütün mahlukat ama, bütün hı. kainat. Esma'nın kainat çapındaki tecelli makamından geliyor. Hı hı. Yani çok kapsamlı, çok geniş. Çünkü insan bir kainatın hülasası olduğu için böyle isimlerin azam mertebesinden gelmiş. Ki bu noktadan eğer Kur'an-ı Kerim'in tarifini yapacak olursak, evet. O zaman işte bütün alemin Rabbi itibariyle Allah'ın kelamı. Evet, bütün alemlerin Rabbi. İşte o rububiyetin yani kainatın yaratılması, hangi mahluk hangi gaye için yaratılmışsa o gayelere sevk edilmesi, onların o gayeler doğrultusunda terbiye edilmesi, işte istihdam edilmesi, hı hı. ondan sonra her türlü ihtiyaçlarının karşılanması, ondan sonra her türlü tehlikeden korunması hı hı. ve bunların her bir tanesini, her birisi bir disiplin içerisinde, bir umumi efendim nizam, intizam içerisinde yapılması rububiyettir. Bu rububiyetin başında da, yani kainatın idaresinin başında da elbette Rabbimiz vardır. Hı hı. İşte bütün alemlerin Rabbi ünvanıyla, Rabbi itibariyle Allah'ın kelamıdır, Allah kelamı. Evet. Ve hem bütün mahlukat mevcudatın... Yani bu kainat fabrikasının tabiri caizse patronundan geliyor yani. Hı hı. Allah, yani şu uluhiyetin başında Allah vardır. Rububiyetin başında Rab vardır, hı hı. Rab ünvanı vardır. Hı hı. Dolayısıyla bu kainatın idarecisi olan, genel idarecisi olan, yani yaratıp mahlukatı, kainat fabrikasını çalıştıran, işlettiren Rabbimiz itibariyle şu kainat fabrikasının patronu olan tabiri caizse Allah'ın bir kelamıdır. Hı hı. Evet. Bu kısım aslında az önce anlattığınız kısım değil mi? Bütün mevcudatın ilahı ünvanıyla Allah'ın kelamıdır derken uluhiyet kısmı. Şimdi rububiyet Allah'ın kelamıdır dedi ya Allah uluhiyet var. Hı hı. Yani burada o Allah lafzı ne yapmış oldu? Hı hı. Şey yapıldı. Yani bir kainatın sevk ve idaresi işte rububiyeti yönetilmesi ve tedbiri açısından Allah'ın kelamı ilahı açısından yani kainatın patronluğu açısından da nedir? Yine onun kelamıdır. Evet. Ve hem bütün semalar fermanı arzın... diyor. Ferman. Yani evet. Onun fermanı, emir ve yasaklarını ve bildirilerini ilan eden bir kitaptır yani. Evet. Ve hem bütün semavat ve arzın Halık'ı namına bir hitaptır. Yerleri gökleri yaratan bir yaratıcının adına bir hitap. Evet. Kur'an-ı Kerim. Evet. Ve rububiyet-i mutlaka cihetinde bir mukalemedir. Rububiyet-i mutlaka yani hani dedik ya rububiyet neydi? Kainatın sevk ve idaresiydi hı hı. değil mi? Sevk edilenler, idare edilenler adına Cenab-ı Hak seninle konuşuyor yani. Evet. Ey insanlar böyle böyle yapın. Ey insanlar şöyle şöyle yapmayın gibi emirlerini, yasaklarını ne yapıyor? Tevdi ediyor. Yani yönetilenler olarak yönetici olan Rabbimizin nesidir bir hitabı. Hı hı, evet. Evet.
hem saltanat-ı amme-i sübhaniye hesabına bir hutbe-i ezeliyedir. Saltanat-ı amme-i sübhaniye, yani Cenab-ı Hakk'ın bütün şaibelerden, noksanlardan münezzeh olan o saltanatı, sultası, yaptırım gücü, otoritesini ifade eden bir neymiş? Hutbe-i ezeliye. Ezeli bir hutbe. Ey insanlar! Evet. Ya eyyühennas! Ubudu rabbakumullezî halakakum. Sizi yaratan Rabbinize ibadet ediniz. Ey insanlar! Şunu yapınız. Ey insanlar diye bir insanlığa nedir? Kainatın yöneticisi unvanıyla bunu söylüyor. Evet. Allah Celle Celaluhu. Evet. Hem rahmet-i vasiyayı muhita noktayı nazarında bir defteri iltifatat-ı rahmaniyedir. Evet. Az önce yani rahmet-i ilahiyenin tabi iltifat defteri. İltifat, lütuf defteri yani. Hı hı. Yani onları sıralıyor bak. Siz diyor, sakkara lekum ma fis semavati vel ard. Göklerde ve yerde ne varsa sizin emrinize verdim diyor. Sakkara lekum. Mesela o sakkara lekum ma fil ardi cemia. Yeryüzünde ne varsa hep emrinize verdim. Evet. İşte şunu yaptım, bunu yaptım. İltifatları anlatıyor bize bir defter gibi. Sonra az önce okuduğunuz ayette vardı. İşte sizin sırtınıza ağır yükler yüklemek istemiyorum. Tabii. Usrim ve yusru mesela meselesinde olduğu gibi. Size o zorluk değil, kolaylık vermek istiyor. Böyle birçok hakikaten rahmet tecellisi olan ifadeler var. Rahmet yani insanın insana Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve merhametinin tecellilerini adeta sıralıyor, bir defter gibi senin önüne koyuyor. Evet. Hem uluhiyetin azameti haşmeti haysiyetiyle başlarında bazen şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır. Uluhiyet dedik yani az önce, patronluk kainatı. Bir fabrikanın patronunda ne yapar? Bazı şeyler gelir. Başlarında bazen şifre bulunan diyor. Yani şeyler olur. Yani müdüre karşı patron bir şey söyler değil mi? Veya oradaki işçilere patron bir şey söyler. Oradakiler anlar ama biz anlayamayabiliriz. Özel bir şifredir. O nedir? Muhatabına hitap ediyordur yani. Evet. Has kullarına özel şifreler. Yani Cenab-ı Hak da işte Elif la Mim diyor. Bilmiyoruz ki onu işte bazı kulları direkt ona hitap ettiği için o biliyor onun manasını açıyor ve onu hayata geçiriyor. Bazen Ha Mim diyor mesela. Bazen Yasin diyor. Biz bilmiyoruz. Başlarında böyle şifreler var. Onu has kullarına ne yapıyor? İfade ediyor. Böyle bir şey. Bir defter. Mukaddes kitap. Evet, mukaddes bir kitap. Mecmuadır dedik, pardon. Evet, muhabere mecmuası. Evet. Yani karşılıklı konuşma mecmuası. Hem ismi azamın muhitinden nüzul ile arş-ı azamın bütün muhatına bakan ve teftiş eden hikmet feşan bir kitabı mukaddestir. Evet, ismi azamın muhitinden. Muhit biliyorsunuz çevresinden ismi azamın. Ama nereye? Kapsama alanı neresi? Arş-ı Azam'ın bütün muhatına bakıyor. Arş-ı Azam'ın kapladığı bütün alana bakıyor. Evet. Yani Ankara mesela Türkiye'nin yönetim merkezidir değil mi? Ankara'nın muhatı neresidir? Bütün Türkiye'dir. Evet. Hatta bütün dünyaya bakar. Dışişleri de vardır yani. Evet. Yani işte Arş-ı Azam şu kainatın yönetim merkezidir. Onun muhatı bütün kainattır. Evet. Ama ne ile? Ne ünvanıyla? İsmi Azam ünvanıyla. Hı. Allah ünvanıyla Celle Celaluhu. Bütün kainata ne yapıyor? Hitap ediyor. Evet. Aslında vaktimiz bir hayli ilerlemiş oldu. Daha bu tarif devam ediyor ama zannedersem bitiremeyeceğiz. 34 dakika olmuş çünkü. Tarif dediğiniz gibi kitaplara sığmamış. Elbette ki bu satırların arasına da sığmamıştır muhakkak. Kur'an-ı Kerim'in tarifi bu. Yani bir tek cümleyle ifade şimdi edemezsin. Az önce Kur'an dedik, budur diyemezsin. Muhatı dedik ki bütün kainattır. Evet. Dolayısıyla bizim tarifimiz ve bizim programımızın içerisine de sığmamış. Yani dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i ben kıyınca anlıyorum diyorlar bazıları. Aslında meali anlıyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim'i size Türkçe ifade eden, o kişinin anladığını, o daracık anlayışından çıkan bir kısmını sen anlıyorsun. Evet. O da kendi seviyesinde anlattığı için anlıyorsun. Ama Kur'an-ı Kerim'in hakikaten herkesin anladığı bir mana vardır ama sadece bu manadan ibarettir diyemezsin. O işte bütün kainatı kapladığı için, bütün kainatın sahibinden geldiği için, onun adına bütün insanoğluyla ya da bütün kainatla
konuştuğu için onda daha derin manalar var. Yani dolayısıyla senin aynana yazıyan manasıyla Kur'an-ı Kerim bundan ibarettir diyemez. Evet. Üstad Hazretleri'nin oradaki tavrı çok güzel gerçekten. Evet. Binler hakikatlerinden tabii, tabii. Bir tanesi. Yani mesela Risale'lerde diyor. Ya bunun binlerce manası var. Evet. Burada anlatılan bunun bir manasıdır hı-hı. diyor. Binlerce manası var. Biz evet. o manaları biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ama bir manası da budur diyor. Evet. Niye o binler tane manası var? İşte az önce söylediğimiz gibi şu Kur'an-ı Kerim'in geniş kapsamlı olması. Evet. Evet. Allah razı olsun. Allah hepimizden razı olsun. Kıymetli izleyenler, bugün Kur'an nedir? Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin ifadeleriyle anlamaya çalıştık. Kur'an, bir parçasını anladık. Bir parçasını anlamış olduk inşallah. Aslında Risale-i Nur külliyatı bu Kur'an'ın ne olduğunu bize anlatıyor. İnşallah o okumalarımız bize bu yolculuktaki tariflerimizi karşımıza çıkartacaktır. Aslında Kur'an-ı Kerim hakkında biz bir önceki Ramazan programlarımızda Kur'an-ı Kerim'in fesahati, cezaleti, icazı gibi konuları da işlemiştik. Arşiv kısmımızdan onları da inceleyebilirsiniz. O kısımlar daha da derinlemesine Kur'an-ı Kerim'i tarif eden noktalardı. Biz bu programımız itibariyle onlara giremedik. İnşallah başka bir programda, başka bir konuyla tekrar huzurlarınızda olmak duasıyla Allah'a emanet olun. Velioğlu Kuyumculuk Kavram Atölyesi'ni sundu.